şehir hayatında trafik kuralları kaza riskini azaltmak için önemlidir. Fakat bu videoda duyacağınız yollarda işler biraz daha farklıdır. Bu yollarda bildiğimiz trafik kurallarına uyarak seyahat etmek bir kenara, orada bulunmanın bile birçoğumuz için korkutucu olacağı yollar. Doğayla iç içe yolculuk olacağından belki zevkli olabilir. Fakat uçurumun kenarından kıvrılan yollara, okyanusun ve taşkın yerin üzerinden geçen köprülerde araba sürmek pek güvenli değil. Fransa'da bulunan Goiz geçidi, Fransa'nın Noirmoutier adasına gider. Yolun en ilginç özelliği de her gün iki defa suyun yükselmesi olayıdır. Yani siz yolda arabanız ile seyahat ederken sular birden yükselerek yolu kaplayabilir. Her sene suyun en çok çekildiği yerden başlayan bir koşu yapılır. Bu yolun korkutucu ve tehlikeli olmasının asıl sebebi, geceleri hava karardığında eşkıya ve haydutların bu yolda kalan araçlara saldırıyor olması. Bu sebeple yolda kalan araçlar geceleri dikkat çekmemek için araçlarının ışıklarını söndürüyor. Yeni Zelanda'nın güneybatısında yer alan bu yol oldukça tehlikelidir. Aşırı rüzgarlı iklimi, sert ve uçurumlu virajlarıyla bu yolda araba kullanmak için özel izin gerekiyor. Eğer izni alabilirseniz, karşıdan araba gelmese iyi olur. Filipinler'de bulunan bu yol, turistlerin popüler durak noktalarından bir tanesi. Sagada bölgesine giden tek yol olduğu için birçok ziyaretçi buradan geçmektedir. Deniz seviyesinden yaklaşık 2000 metre yüksekliktedir ve kış aylarında yolda oluşan ani kaymalar bu yolu oldukça güvensiz yapmaktadır. Tianmen Milli Parkı'nın içinde bulunduğu dağın yüksekliği 1279 metredir. Milattan sonra 260 yıllarında dağdaki bir mağaranın duvarı yıkılmış ve dağ gökyüzüne açılan bir kapıya benzemiştir. Bu durum sonucunda dağa cennet kapısı anlamına gelen Tianmen adı verilmiştir. Bu dağın ulaşımı ise 11 kilometre uzunluğundaki bir yolla sağlanmakta. Görünümüyle adeta bir labirente benzeyen yolda 99 adet keskin viraj bulunuyor. Tianmen yolu tehlikeli virajları, dar yapısı ve uçurum kenarından kıvrılarak yükselmesi nedeniyle oldukça tehlikeli. Dünyanın en zorlu yollarından biridir. Dağ eteklerinde yüzlerce kilometre yol bariyersizdir. Araç sürmenin ciddi bir dikkat gerektirdiği bu yolda bulunmak şoförleri zorlamaktadır. Florida Keys, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan bir adalar grubudur. Mucize gibi görünse de aslında ürkütücü olan bir otobana sahiptir. Çünkü bu otoban okyanusun üstünde tam 42 köprü arasında adalardan geçer. Bu yol Çin ve Pakistan'ı Karakoram Sıradağları ile birbirine bağlıyor. Dünyanın en yüksek yollarından bir tanesidir. Ortalama yüksekliği 4693 metre olan bu yol araba sürmek için fazla ürperticidir. Daha çok macera seyahati için gelen turistler tarafından kullanılan yol inanılmaz manzarasıyla bir turist çekim noktasıdır. Fakat bu yolda toprak kaymaları ve seller eksik olmadığı için araba sürmesi de bir o kadar tehlikelidir. Doğu Alplerin yüksek noktalarından kıvrılan ve bölgedeki en yüksekteki yol olan bu yol, hem dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösteriliyor, hem de manzarası itibariyle göz alıcı kabul ediliyor. Zigana geçidi, Kuzey Anadolu dağlarında, Gümüşhane ili sınırları içerisinde bir geçittir. Yer yarı daralan ve keskin virajları bulunan yol, özellikle kış aylarında çok daha tehlikeli bir hal alıyor.